Aslında bu seçim öncesinde kaç aydır yaşanan çeşitli tartışmaları hatırlarsak, özellikle iktidar partisi ve AKP'nin genel başkanı, Cumhurbaşkanı sıfatıyla üstelik konuşurken de çeşitli şekillerde tehditler savurmuştu hatırlarsak. Yani çeşitli siyasetçilere dönük bu tehditleri savurmuştu. Meral Elma da bu tür şeyler söylemişti. Meral Akşener'i kastediyorum. Diğer siyasetçilere de söylemişti. Hani daha bunlar iyi günleriniz vesaire gibi lafları hatırlarsak. Dolayısıyla aslında iktidar biraz halkın gerçek sorunlarından uzaklaşan bir seçim kampanyasına odaklanmayı çok istiyor bizim de gördüğümüz. Yani gerçek sorunlar derken işte işsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı, yükselen sorunlar, kadınların sorunları, gençlerin sorunları, yaşlıların, engellilerin sorunları, bütün bunlardan uzaklaşan bir seçim kampanyasının sürmesini aslında çok isteyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Dolayısıyla Tayyip Bey her zaman olduğu gibi, her seçim kampanyasında yaptığı gibi gerilim, kutuplaşma üzerinden bir siyasi kampanya sürdürerek aslında kendi tarafını tahkim etmek, konsolide etmek istiyor bizim de gördüğümüz. Dolayısıyla bu tür şeyler, adımlar biraz buna hizmet eden adımlar diye düşünüyoruz. Yani bizim işte Urfa'daki büro açılışında olan da buna benzer bir şey. Hakeza İyi Parti'nin kurşunlanması ile ilgili yapılmış olan çeşitli konuşmalar da buna ilişkin. Yani dolayısıyla bu şeye çok gelmemek gerektiği kanaatindeyiz. Yani iktidar elindeki her türlü aracı kullanarak, özellikle medyayı da kullanarak bu tür kutuplaşmayı, gerginleşmeyi arttıracak bir yol izleyecektir kanaatindeyim. Hele hele biraz ilerleyen günlerde eğer oy kaybettiklerini daha fazla görürlerse daha sertleşerek bu işi sürdüreceklerdir. Çünkü ben hatırlıyorum, hem 2015 hem 2018'de Tayyip Bey'in özellikle bu hani halkın deyimiyle söyleyeyim, sigortalarını attığı anlar oluyor seçim kampanyalarında. O anlara gelindiği zaman aslında çok daha sert sözlerle, laflarla karşı karşıya kalınabilir. Umarız böyle bir durum olmaz ve gerçekten daha halkın sorunlarının konuşulduğu, tartışıldığı bir seçim kampanyası sürdürür herkes ve gerçek sorunlar üzerine konuşulur. Aksi takdirde yani bu gürültü patırtı içinde gerçek sorunlarından uzaklaşma ihtimali var. O oyuna çok fazla gelmemek gerekir diye Evet. düşünüyorum. Peki, şimdi gerçek sorunlara geçeceğiz. Ama araya çıkmadan önce Hakkı senden de bu dilimde bir son değerlendirme alayım. Tehdit sadece Türkiye ile de sınırlı kalmayabiliyor. Yani böyle içeridekileri tehditle sınırlı kalmayabiliyor. Bir büyükelçi tehdidi de söz konusu oldu biliyorsun. Son olarak büyükelçilere bir yemek verdi. Amerikan büyükelçisi de oraya katılmadı mesela. Hani tehdit sınırları da sık sık aşıyor aslında bu süreçte. Evet, yani Amerikan Büyükelçisini tehdit mi ediyor, dolaylı olarak pazarlık mı ediyor, orada onu kestirmek çok mümkün değil. Fakat Yeşil Söylem Sol olarak en azından tehdit hani görünen bir söylem. evet. O tehdit söyleminin kabuğu içeride biraz iş görüyor muhtemelen. Türkiye toplumu Amerikan siyasetini, Amerikan elçilerini öyle çok hayır ha bilmez, anmaz. Hem ondan faydalanmaya çalışan hem de anladığım kadarıyla Amerikan yönetimiyle müzakere etmeye çalışan bir yanı var bence o açıklamanın. Fakat Halfeti de Yeşil Sol Parti'nin seçim bürosuna dönük müdahale bence önemli. Bundan sonrası için çok fazla şey söylüyor çünkü. Şimdi iki şey yapmaya çalıştı Erdoğan. Daha doğrusu iç içe iki şey yapmaya çalıştı. Herkes şunu düşündü. Yani deprem en dezavantajlı olduğu konu Erdoğan'ın. Hani bu konuya girmemeyi tercih eder diye. Bilakis bütün seçim sistemini depremin üstüne kurdu. Hatta neredeyse deprem bölgesinde kurdu. Bir de depremi şöyle bir şeyle kullanmaya başladı. Depremin acılarını işaret ederek, depremin ortaya çıkarttığı acıları işaret ederek bir sessizlik. Yani hem bu sadece seçim, tamam şarkı türkü olmasın, evet seçim kampı, zaten kimsenin seçim kampanyasında şarkı türkü söyleyecek hali yok. Fakat bu sessizliği bir tür siyasetsizliğe çeviren, aslında sessizlik adı altında topluma bir siyasetsizlik dayatan, örneğin
Yani muhalefeti de sanki... Evet, muhalefeti tam sessiz diye. Tövbe altında bırakan, yani, orada deprem enkazı varken seçim çalışması yapıyorsunuz gibi bir algı yaratan bir... Bunu istismar edecek, halifetindeki saldırı da biraz bunu kaldıraç olarak kullanmaya çalışıyor. Bunu istismar edecekler gibi görünüyor. Dolayısıyla hani seçim deprem bölgesinde evlerin yıkıntısı, enkazı altında kalmış insanların acısına saygıdan susuyoruz. Ama o evlerin niye yıkıldığını konuşamıyoruz. Mesela öyle bir sessizlik, arzu ettiği sessizlik. Ya da onlar parti liderleri depremin ertesi günü bölgeye gidince gülebiliyorlar, kahkaha atabiliyorlar. Bu resimlere yansıyor, olmuyor ama kampanya yapınca. Evet, yani kendi açılış Murat törenlerinde Kurum de... Murat Kurum hayat normale döndü deprem bölgesinde diyebiliyor mesela. Bizzat Cumhurbaşkanı'nın katıldığı açılış törenlerinde de hani espriler, türlü hani ironik göndermeler, şakalaşmalar yapılıyor. O yüzden hani o net şey bir tutumdan öte... ilkeli bir tutumdan öte aslında muhalefeti siyasetsiz, yani halkla muhalefetin karşı karşıya gelmesini, bir araya gelmesini engellemeye dönük bir fırsat olarak da kullanıyorlar depremi. Hı hı. Bu arada yeni değil, hani Yeşil Sol, daha önce HDP, ondan önce evet. DTP, hani Kürt siyasal geleneğinin bütün partilerine bölgede seçim dönemlerinde çok fazla, bundan çok daha ağır engeller çıkarıldı. Ama bu seçim döneminin daha başlangıcında, startında bunun olması sadece bölgede değil, ülkenin genelinde bu tür adımlar atma niyetlerini gösteriyor. Evet. O yüzden önemli. Bir süredir böyle irili ufaklı grupların da bir takım saldırılar yaptığı düşünülürse aslında bir topluma yayılan bir faşizan durumun söz konusu olduğunu söyleyebilir miyiz? Ne dersin? Yani plakasını beğenmeyip bir araca saldırmaya varan, işte ya da statlardan yansıyan görüntüler var. Bunların bir kısmı yapılandırılmış. Yani dışarıdan sunni yollarla yapılmış şeyler. Toplum, ben Barış Soydan'a katılıyorum. Yani toplum o kadar ağır sorunlar altında ki, yani bugün 4-5 kişilik, Erdoğan'ın sözünü tutup 4 çocuk yapsa 6 kişilik bir ailenin iftar sofrası sanırım 300-400 liraya, hatta belki 500 liraya evet. çıkıyor. Bir akşamlık iftar sofrası, hani sahur etsiz falan hariç. İftar sofrası o kadara çıkar, etli çıkmaz. Evet, hani azıcık bir kıymayla falan 400 liraya falan çıkıyor. Bu ayda 12-13 bin lira sadece bir ailenin bir öğünlük, Ramazan öğününün şeyi, ederi. Ramazan, hani seccade konuşuyorlar da Ramazan bolluk berekettir mesela, bunu konuşmuyorlar. Nerede Ramazan'ın evet. bolluğu, bereketi? Eğer dinden, diyanetten konuşacaksak Ramazan'ın bolluğu nerede sorusu etrafında, bereketi nerede sorusu etrafında da konuşabiliriz. Bunları gizlemeye, örtmeye dönük bir siyasal gerilim üretmeye çalışırlarken hem çok dikkatli olmak lazım söylediğiniz türden saldırılara, provokatif ama toplumda aslında karşılığı olmayan küçük gruplar tarafından provokasyon amacıyla yapılmış saldırılara. Cezasızlığı bu tip davranışların sonraki eğilimlere de cesaret verebilir diye bir endişe de taşıyorum ben kendi adıma açıkçası.